1998, 5 Ocak tarihli Öğretmenin Günlüğü eserimden bir hatıram paylaşacağım bugün. Öğretmenler Günü olması münasebetiyle. İkiz iki öğrencim evde kurabiye yaptırıp getirmişler. 13 kişilik küçük bir sınıfta arkadaşlarına ve bana ikram ettiler. Kurabiyeler hakikaten güzel olmuş. Onları bu güzel hareketlerinden dolayı kutladım. Diğer gamlık önemli. Başkalarının ihtiyaçlarını sağlamaktan, onları doyurmaktan dolayı sevinebilme. İnsan olmanın en iyi özelliklerinden biri. Başkalarını düşünmek, kendisi için değil, toplum için yaşamak önemli. Okul çaylarında bazı güzellikleri öğrencilerimize sunamaz, örnek olamazsak ne zaman onları yetiştireceğiz? Öğrenci ailesinden böyle bir örnek görmüyor. Çoğu öğrenciler evinde şiddet var. Onları insanlığa biz öğretmenler, onların içindeki örnek öğrenciler çekecek. Bir öğrenci babasının başka bir kadınla beraber olup evden uzaklaştığını anlatırken iki gözü iki çeşme ağlıyordu. Rehberlik öğretmeniyle görüşmüşler fakat bir çare bulamamışlar. Babası bir fabrikada çalışıyordu. Aldığı maaşı aldığı günde bitirip geliyordu. Sonunda ben işin çaresini bulmuştum. Babanın şefkatinden yararlanacağız dedim ona. Babacığım seni çok seviyorum diyeceksin. Dil dökeceksin. Bizi seviyorsan bizden başkasını bırak diyeceksin. Ve maaşının babanın eline verilmesini engelleyip sen fabrika müdürlerinden alacaksın dedik. Dediğimiz gibi çareyi yavaş yavaş devreye soktuk. Elmas bu problemi çözüşümüze çok sevindi. Ve babası bize teşekkür etmek için okula kadar geldi. Rehberlik öğretmenin teşekkürlerini burada yazmayı uygun buluyorum. Öğrencilerin derdini siz iyi anlıyorsunuz. Sizin tecrübeleriniz bizden daha fazla. Onlar sizi daha cana yakın buluyor demesi kendi hesabıma Allah'ın bana bir yardımı, bir ihsanı olarak görüyorum. Ve ona şükrediyorum. Bizim vesilemizle gençlerin problemleri çözülüyorsa buna ancak şükretmek gerekir. Yoksa gururu ve kibir bizi mahveder. Böyle yazmışım o senelerde.